Evet muhteremler. İmam Efendimiz bugünkü konunun başlığında da yine bizi kainatın efendisiyle buluşturuyor. O gönüller sultanının mübarek bir ifadesini, bir hadis-i şerifini bize ölçü olarak sunuyor. Sultan-ı Enbiya aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki muhakkak ki Hazreti Allah azze ve celle sizin suretlerinize, şekillerinize, bu tantanalarınıza, debdebelerinize bakmaz. Ancak sizin amellerinize, kalplerinizde saklamaya çalıştığınız niyetlerinize bakar. Gönüllerinizde saklı olan, gönüllerinizde şekillenmiş olan niyetlerinize bakar. Çünkü sizin fiilinize yansıyan, efendim, sizden sudur eden o niyetlerinizin gereğidir. Her kap içini terler buyuruyor Efendimiz yine bir ifadelerinde. Kabın içinde ne varsa dışarıya o sızacaktır. Yine bu hadiste efendim anlıyoruz ki bizi içimize yine yönlendiriyorlar. Temelde bu bir prensip arkadaşlar. Özellikle Nakşibendi sülûkü hep bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Hacegân sülûkü seyr-i enfusidir. Yani içeriden başlar. Ve içeriden içeriye devam eder. Afaki seyirler olsa da büyüklerin usullerinde afaki seyirler olsa da bizim büyüklerimizin usulü enfusidir. Bu yüzden hep içe yönelmeyi tavsiye etmişler. Gayret, himmet, mücadele, her ne yapılacaksa bunu kendi iç alemimizde başlatıp, nefsimizde başlatıp, sonra bizden afaka doğru tezahür etmesi. Evet. Kur'an'ın öğretisi de böyledir. Ku enfusekum diye başlar. Yani Rabbimiz irşada, hidayet hareketine, istikamet hareketine nefsimizden başlamamızı emreder. Ku enfusekum. Nefsinizden başlayın. O kıyam, o ilahi kıyam özünüzden başlasın. Sonra ve ehlikum buyurur. Dışarıya doğru, ehlinize doğru açılın. Açılın. Düşünebiliyor musunuz? Sultan-ı Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı Cenab-ı Hak önce nefsi ile baş başa iken Hira mağarasında bir mağaranın içinde insanlardan oldukça uzak gözlerden ırak bir yerde tabirimi mazur görün la teşbih orada köşeye sıkıştırıyor. Teku tenha bir yerde ve ona yükleniyor.
hakkı tanımanın, hakkı bilmenin, bulmanın şifresini ona orada öğretiyor. Ama özüne, özüne sesleniyor onun. İkra buyuruyor ona. Oku, oku buyuruyor ama bu şimdi böyle bizim okuduğumuz tarzda bir okuma değil. Daha ziyade anlamanın kastedildiği, tanımanın kastedildiği bir okuyuş. Bu okuyuşun içinde bütün azaların iştirakı var. Yani gözle okuyacaksın, gönülle okuyacaksın, zihinle okuyacaksın, kulakla okuyacaksın, bütün aza ve cevarihlerinle okuyacaksın. Okuyacaksın ki anlayasın. Evet. Hulkundan aşağıya inmeyen bir okuma ve bunun tesiri günümüzde hepimizin malumu. Evet. Zihinler belki çok gelişmiş ama gönüller bir o kadar cahil. Gönülsüz bir okuyuş. Burada onu özüne yönlendiriyor. Bakın Cenab-ı Peygamber buyuruyorlar ki insanın vücudunda bir et parçası vardır. Onun ismi kalptir. Kalp, kulp, hareketli, dönüşken, yuvarlak, her yöne dönebilen bir kalp var. Bu kalbin içinde, kalbin bir içi var. O kalbin içinde bir ruh var buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Kalbin içinde bir ruh. O ruhun özünde bir sır var. Bir sır. O sırrın içinde, sırrın sırrı sayılabilecek, hafa dediğimiz bir gizlilik var. Gizemli bir yapı var. Hafa. Hafanın içinde ahfa var. Ahfa var. Gizlinin, gizlisinin, gizlisi. Müthiş bir kripto oda. İşte seyri enfusi, seyri hacedan, seyri nakşiya oraya doğru gidiyor. İçeri doğru. Kalbe, ruha, sırra, kafaya, ahvaya, oradan öteye ne var? Buyur, yolun açık olsun, oradan ötesini sen bulacaksın. Oradan ötede büyük ikramiye var.
İhlas buyuruyor Sultan-ı Enbiya. İhlas Allah'ın sırlarından bir sırdır. Onun nurlarından bir nurdur. O kimi dilerse, Allah kimi dilerse, o ihlası onun kalbine yerleştirir. Burada o yerleşen, yerleştirilir diye kastedilen yer neresi biliyor musunuz? İşte o yer, ahfadan da öte olan yer. İhlasa ulaşmak için ta o deruni merhaleye inmen gerekiyor. İhlasa ulaşasın. İhlas bir adres. İhlas bir harita. İhlasa ulaştıktan sonra yolunu tespit edeceksin. Ne tarafa gideceğini sana tarif edecekler. Bilmiyorum anlaşılıyor mu? Yoksa konuyu değiştireyim. Hocam biz bu mevzuyu anlayamadık yani. Bu bizi gerdi, bizi sıktı diyorsanız mevzuyu değiştireyim. Orayı açtılar. Bizim mollanın elinden bize o sırları açtılar yani. Evet. Maksadımız kafalarımızı karıştırmak değil. Maksadımız biraz bizi kamçılayıp hareketlendirmek. Bakın dünyaya köşe minderi olmak için gönderilmedik. Evet. Şimdi dünyada birçok hadiseler oluyor, bitiyor. Bunlar bile yaz yağmuru gibi. Belki hafif bir tozaklama, bir ıslatıyor ama çok fazla bir kalıcı hükmü yok. Halbuki Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki benim ümmetim Nisan yağmuru gibidir. Nisan yağmuru gibidir. Evveli de, sonu da, Nisan yağmurlarının başlangıcı da, sonundaki yağışlar da hepsi rahmettir. Niye? Nisan yağmuru ince yağar ama çok yağar, toprağın derinlemesine işler. Toprağın en alt katmanlarına kadar iner. Yaz yağmuru toprağın üstünden tozu bastırır, güneş vurdu mu onu buharlaştırır. Kaldır. Hiç yağmamış gibi olur. Bugün yaşanan hadiseler, İslam adına yapılan şeyler, belki biraz bu kabilde. Rabbimiz ise deruna inmesini istiyor. Kalbe, ruha, ötelerin ötesine doğru bir yolculuk, bir seyir, bir iniş, bir nüzul. Bu yüzden yalnızken alemlerin efendisini yalnızken Hira mağarasında yakalıyor. Hazreti Cebrail onu öyle bir sıkıyor, öyle bir kucaklıyor ki
kemikleri birbirine giriyor Cenab-ı Peygamber'in. Niye? Deruna nüfuz etsin diye. Evet. Derinlemesine işliyor Cenab-ı Peygamber'in kalbine. Sonra dışarı çıkınca bakın, o heybet, o derindeki acı, o tatlı hüzün titretiyor Peygamberi. Sıtma tutuyor onu adeta. İçselleştirdiği şeylerin tatlı bir acısı var, bir heyecanı var. Açılım oluyor içinde. İçi içine sığmıyor. Kalbi hareketleniyor kainatın efendisinin. Doğum sancıları çekiyor. O haldeyken bakın Cenab-ı Hak ona ne buyuruyor? Şimdi dışarı çık buyuruyor. Ey örtülmüş olan Habibi, örtülerin arkasında saklanmaya çalışan Habibi Edibim, seni hiçbir örtü örtemez artık. Sendeki bu hakikati hiçbir örtü gizleyemez artık. Öyleyse at örtülerini. Çık o örtülerin altından. Çare değil bunlar. Kum, kalk fe enzir. Artık çık ilan et, insanları davet et. Korkması gerekenleri korkut. Hak edenleri müjdele. Müjdele. Ama biraz önce mağarada durum farklıydı. Aşık ile maşuğun bir vuslatı vardı, birbirlerine kavuşması vardı. Ortam çok farklıydı. Artık içe yerleşince o ateşi gizleyemeyeceğini buyuruyor ona Cenab-ı Hak. Kalk artık, dışarı çık, davete başla, tebliğe başla. Seni bu hale getireni anlat. Seni kim bu hale getirdi? Kim senin gönlüne girdi? Seni kim fethetti? Vallahi fakat bir diyor. Çık bunu anlat. Rabbini anlat. Onun azametini, onun büyüklüğünü, onun neler yapabileceğini, onun nasıl cilveleri olduğunu anlat. Bu seyri enfusiyi anlat. Ama bunu yaparken de bir şeye dikkat et. Bunları yap. Yaparken bir şeye de dikkat et. Vasiyâbeke fetahhîr. Üstün, başın çok temiz olsun. Bu da ilginç yani. Üstün, başın, elbiselerin, şeklin, şemalin tertemiz olsun. Bakın şu felsefeyi çürütüyor bu ayet. Sufizmde yaygındır bu felsefe. Bir lokma, bir hırka bunu çürütüyor. Bizim yolumuz böyle değil. Biz bir lokmaya, bir hırkaya talim edenlerden değiliz. Evet. Bize Cenab-ı Hak neyi vaat etmişse, bizden neyi murad etmişse,
hepsine talibiz. Hiçbirinden vazgeçmiyoruz. Hiçbirinden fedakarlık yapamayız. Allah'ımız bize vaat etmiş. Ve bizden onu murad etmiş. Mesela bitmiştir. Evet. Bir arkadaşımız espri mahiyetinde söylerdi ama hakikat payı olduğu için burada ben aktarıyorum, sizle paylaşıyorum. Öyle espri yapardı ki bana deseler ki sen evliya kutup olacaksın, Allah'tansa yok demem. Çünkü Allah ne yaparsa güzel yapar. Allah beni kutup yapmayı murad ediyorsa ben kutup olacağım. Allah beni sultan yapmayı murad ediyorsa ben olmam demem, sultan olacağım. Bakın bu da Allah'a itaat anlayışıdır. Sen nefsine göre tevazu yapamazsın. Tevazunun aşırısı kibirdir. Evet. Allah seni sultan yapacak. Sen bir lokma bir hırka diyeceksin. وَسِيَابَكَ فَطَحِّرْ Üstüne başına da dikkat et. Evet. Ezberledim o zaman. Ezberledim o zaman. Pecmur'da dervişlik yok. Kimsenin Pecmur'da bir dervişe ihtiyacı da yok. Rabbim bizi ahsen-i takvim üzere yaratmış. Öyle bir kalite vermiş ki bize, eşref kılmış bizi. Ne hakkımız öyleyse bizim bu genlerle oynamak? Sünepe olmak, böyle çekimser olmak, tarafsız olmak, kabuğuna çekilmek, İçe dönmeyi böyle anlamayın diye bunları söylüyorum. Evet. Bizim içsel evremiz bir terbiye olgunlaşma evresidir. Küçücük bir tohumu bakın toprağın altına atarsın, üstünü toprak ile örtersin, o gizlenir. Belli bir müddet sonra o toprağın altından müthiş bir çınar olarak yeryüzüne çıkar. Evet. O mahfiyet toprağının altına dermiş girer. Seyri enfusi bulur. Gönlüne girer. Orada huzuru bulur, ihlası bulur. Oradan bir çınar olarak yeryüzüne intişar eder. Dalı budağıyla her yeri kuşatır. Ama başlangıç o tohum gibi yokluk toprağına gömüleceksin. Kabuğunu orada çürüteceksin. Ki o kabuktan çıkabilesin. Toprakta ne kadar derine gömülebilirsen o kadar şanslısın. Ne kadar yüzeyde kalırsan o kadar dezavantajlısın. Seni kurt kuş, seni böcek oradan alır. Emeline ulaşamadan, hiçbir varlık gösteremeden yok olur gidersin. Yokluk onun için, geçen hafta bunun üstünde durmuştuk. Yokluk, bu hafta da içsellik
içe yönelme. Kalpten ruha, sırra, kafaya, ahvaya en nihaya Mevla'ya. İşte ilahi ente maksudi ve rıbake maklubinin anlamı bu. Bu parolanın özünde saklı olan hakikat bu. Bunun için deniliyor ki yani bu yol sadece bir tehlil yolu, tesbih yolu değil. Tevhid yolu bu yol. Onunla bütünleşebilme yolu bu yol. Tesbih bizim için aparatif arkadaşlar. Burada insana asıl yapılan şey sen buraya geldikten sonra. Sen hele bu hakikat yolunun sözleşmesini kabul et, altına bir imza at. Nasıl bir ortaklık yaptığını, nasıl bir çalışma temposuna girdiğini sonra anlayacaksın. Sen şimdi dıştan gözün tesbihe takılmış, orayı geçemiyorsun. Ya tesbih ben yapabilir miyim, ben yapamaz mıyım? Biz de tesbih ile bebeler oynuyor. Bizim derdimiz başka. Bunun için diyoruz ki biz ders vermiyoruz, dert veriyoruz. Bizim yolumuz dert yolu. Derde dayanacak, derdi çekecek yiğit lazım. Tesbihi anam da evde çekiyor, nenem de çekiyor. Yapacak başka işleri yok harikler. Allah kabul etsin. Tesbih çekiyorlar. Evet Müslüman geç burayı. Bunlar kadınların işi. Nerede o? Bir ayet-i celilede Rabbimiz Azze ve Celle mealen buyuruyorlar ki ey iman edenler, ey hakkı dileyenler, ey hak için kendisini hazır kıta gibi hissedenler, ey yeniden Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e, Mute'ye, Hayber'e, Fethi Mekke'ye yeniden talip olanlar, hazır olanlar. Evet, mümin olmak bunları gerektiriyor. Her an hazır kıta. Her an Uhud olabilir. Her an Bedir yaşanabilir. Her an Hendek kazma emri gelebilir. Evet. Ya bunlar geçmişte kaldı. Peki geleceğe ne var? Yani o zaman vaat edilen bütün nimetlere talipsin de
Niye o zamanın çilesine talip değilsin? Haşa, o insanlar ahmak mıydı? O bedelleri ödediler, o çileleri çektiler. Bugün sen de onların istediği, talip olduğu o nimetlere talipsen, sen cennete talipsen, sen cemale talipsen, sen rızaya talipsen, visale talipsen, likaya talipsen, sen Allah seni sevsin, sen de Allah'ı sevesin istiyorsan, Uhud'a hazır olacaksın, Bedir'e hazır olacaksın. Her an Hendek olacakmış gibi, her an Mekke'yi fethetmeye gidecekmiş gibi hazırlıklı olacaksın. Ya da ancak bunları hayalinde düşleyebilirsin. Bunların hayalini kurabilirsin. Ne diyor Said Nursi? Zaman gösterdi ki cennet o kadar ucuz değil. Cehennem de hiç lüzumsuz değil yani. Talebin kadar bedel. Bedel. Ama bu insanların hepsi hemen hemen içsel yolculuğunu tamamlamışlar. O yüzden sıkıntı çekmemişler. Deruni kalbe inip, kalbin derinliklerine inip, orada la teşbih sultanlar sultanını görmüşler. Görmüşler. Biliyorsunuz tarihte Mutezile denilen bir mezhep var. İslam tarihinde. Bunlar İslam'dan intizar etmiş. Yani ehl-i sünnet çizgisinden, Kur'an hakikatlerinden uzaklaşmışlar. Kafalarına göre bunlar yorum getirmişler. Biz tarihte kaldı zannediyorduk ama bugün modern bir şekilde zamanımızda çok yaygınlaşıyorlar. Hızla gelişiyorlar. Modern mutezileler var. Allah şerlerinden emin eylesin. Bu mutezile itikadından birisi de şudur ki Allah'ın görülemeyeceğine inanırlar. Ehli sünnetin inancı nedir? Allah'ı dünyada görmek mümkün değil ama Allah-u Teala ahirette bilakeyf bize kendisini gösterecek. Keyfiyetini düşünemeyiz. Vahsa lütfunun gereği bize kendisini gösterecek. Biz buna inanırız. Nakşibendi yolunun isim babası, İsim babası olarak bilinen ve birçok usulünü prensibini de belirleyen Hoca Muhammed Bahauddin Hazretleri Şah-ı Nakşibend diye meşhur olmuştur, maruf olmuştur. Allah şefaatine nail eylesin. Bu zatın döneminde efendim, bu zat hangi dönemlerde yaşamış anlayalım diye ben bizim tarihimizden örnek vereyim. Orhan Gazi, Osmanlı'nın ilk kurucularından, Orhan Gazi Yıldırım Beyazıt Han dönemlerinde yaşamış. Yani onların Osmanlı'da iktidar oldukları, muktedir oldukları dönemlerde o zat da Orta Asya'da. O zamanlar şimdiki Özbekistan diye bildiğimiz dünya haritasında Özbekistan şehrinin Bukhara şehrinde yaşamış bir zat. Hazreti Peygamberimizin torunlarından, onun sülale-i pakinden gelen, Hazreti Hüseyin Efendimizin nesli pakinden gelen
ulema, fulaha, efendim, fulera bir zat. Bu zatın yanına üç tane mutezili alim geliyor. Bununla iddia başmaya, tartışmaya. Diyorlar ki işte bizim inancımız bu. Siz Allah'ın görülebileceğini iddia ediyorsunuz ahirette, ebedi alemde. Biz buna karşı çıkıyoruz. Bizi buna ikna edin. Bunun hakkındaki delilleriniz, senetleriniz bizi ikna edin. Hazret diyor bu bizim için çok kolay. Tamam. Getirdin kitap, ayet, hadis diyor bunlara gerek yok. Ayete, hadise gerek yok. Ya siz kendiniz göreceksiniz. Nasıl biz kendimiz göreceğiz? Üç gün buyuruyor Hazret. Üç gün, her gün boy abdesti alın. Bizim meclisimize iştirak edin, sohbetimize katılın. Ama hiçbir şeye karışmayın. Sessiz bir şekilde oturun. Huzurunuzu muhafaza edin. Gönlünüze yönelin. Üçüncü gün sizle konuşalım. Tamam diyorum. Üç gün sohbete geliyorlar. Uslederek hiçbir mevzuya karışmıyorlar. Alim adam var. Bir mevzuya girmiyorlar. Sakin, sessiz, huzurda dinliyorlar. Üç gün sonra bunlar kaçacak yol arıyor. Arandır diyorlar. Ne bizi kimse görsün, ne biz kimseyi görelim. Şuradan kaçıp gidelim. Yakalıyorlar mı? Durun. Siz üç gün önce bir iddiayla geldiniz buraya. Allah görünmez dediniz. Görülebilirliğine bizden cevap istediniz. Ha, şimdi o cevabı konuşacağız. Kaçma yok. Amandır. Ağızlarını açmıyorlar. Mübarek buyur mu? Konuş. Diyorlar ki gördük desek korkuyoruz. Öyle bir sözü söylemekten korkarız. Allah'tan korkarız. Görmedik desek yalan olur. Desek ki görmedik yalan olur. Gördük demeye korkuyoruz. Bizi salın. Biz bu itikattan vazgeçtik, tövbe ettik. Pişman olduk. Bizi salın gidelim. Bu hissin gözü, bu kalbin gözü, bu imanın, idrakın gözü. İşte Seyyid-i Enfusi'nin sonunda varılan nokta. Şimdi böyle bir müşahadede bulunan, böyle bir hakikati anlayan bir insan. He? Ömrünün her günü Bedir olsa, her günü Uhud olsa ve bilse ki orada Üsame gibi vücudunu 70 parçaya bölecekler. Geri durursa namerttir. Evet. Niye? Neticede o gördüğü var. Hissettiği var. Müşahede ettiği var. Evet. Onu ona kavuşmaktan hiçbir şey alıkoyamaz o zaman. İşte Bedir'e gidenler akıl kârı mıydı? 3000 kişiye karşı 300 kişi gitsin. Akıl kârı mıydı bu? Gittiler. Gittiler.
Dünya onlar için adeta bir zindan gibiydi. Müminin zindanı diyordu onlara Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dünya müminin zindanıdır. Onlar gönüllerinde cenneti gördüler. Onlar adeta gönüllerinde cemali gördüler. Ve gerçekten zindan onları sıkmaya başladı. Bu zindanda daraldılar. Senin şimdi takıldığın tesbih, o cennetin kapısını açan kodlamalar, şifrelerdir. Evet. Bu bir şifre. O şifreyi girdin mi, sana çok başka alemler açılıyor. Başka alemler açılıyor. Yerinde duramıyorsun o zaman. İşte ya eyyühellezine amenu kitabını anlamak istiyorsak biraz da bu cepheden bakalım. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse, içinizden kim İslam'dan vazgeçerse, Allah'tan yüz çevirirse, Allah Azze ve Celle müminlere karşı alçak gönülle, kafirlere karşı onurlu ve zorlu, kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği bir kavim getirir ki, yani o dönenlere nazire olsun diye, o dönenlerle mukayese edilsinler diye, Allah öyle bir topluluk getirir ki onlara ihtiyacı yok. Onlar bıraktı vazgeçti, ellerindeki nimeti kaybettiler. Allah onlara nazire olarak, onlara karşı öyle bir topluluk getirir ki onların özelliklerine, onlar birbirlerine alçak gönüllü. Birbirlerinde fani, birbirleri için fedakar, birbirleri için cefakar, birbirleri için yaşayan, birbirleri için çekinmeden ölebilen, kafirlere karşı, evet, Allah'a zarar vermek isteyenlere, Allah ile kulları arasına girmek isteyenlere, kulları Allah'tan uzaklaştırmak isteyenlere karşı onurlu, vakar, erdemli, faziletli ve zorlu, güçlü, kuvvetli, birbirleriyle de dayanıştıkları için bir binanın tuğlaları gibi çelikten yapılmış bir duvar gibi. Kendisinin onları seveceği, müjdeliyor adeta. Allah'ın onları sevdiği, onların da Allah'ı sevdikleri, kendisini de onlara sevdireceğini müjdeliyor Cenab-ı Hak. Allah bu onurlu, bu zorlu, bu şefkatli, bu merhametli, bu mahfiyetli müminleri kendi sevecek ve onlara da kendisini sevdirecek. Onların gönüllerine girecek. İşte onlar da o yolculuğun neticesinde bakın onu bulacaklar. Yollar bir noktada kesişiyor.
bir kavim getirir, bir topluluk getirir. Getirmedi mi böyle bir topluluk? Ashab diyoruz, asr-ı saadet diyoruz. Ebu Bekir Ömer diyoruz. Onlar, o topluluk Allah yolunda mücadele ederler. Ölesiye, kıyasiye, hiçbir şeyden çekinmeksizin canlarını, mallarını, bütün varlarını ortaya koyarak Allah'ın yolunda mücadele ederler. Hiçbir kınayıcının kınamasından, tenkitçilerin tenkitlerinden, şom ağızların sözlerinden, laiklerden, demokratlardan, kapitallerden, siyonistlerden, şundan bundan veya gafil Müslümanlardan. Bunların hiçbirinin dedikodularında, fitne endişesinden çekinmezler. Çünkü bunlar Allah'a aşıktır ve Allah'a teslimdirler. Bunların bütün işleri Allah iledir. Evet. Bunlar adeta neye baksalar hakkı görürler, hakikati görürler. Hani efendi Erzurumlu meşhur hak dostlarından, hak şairlerinden Özmüle Abdülhani Efendi öyle buyuruyor. Aşıklar baktıkça eşyada Mevla görüyor diyor. Onlar hangi eşyaya baksalar, esere baksalar onunla müessiri verirler. Arifler zikrettikçe diyor bu hakkı bilenler her esmada, her zikrettikleri isimde her esmada müsemma görünür diyor. O ismin sahibini görürler. Bunlardan çekinmezler. Bu Allah'ın lütfu inayetidir ki o kullarına sonsuz merhametidir ki bu Cenab-ı Hakk'ın onu kime dilerse ona verir. Şimdi Allah evet bunu dilediğine verir de şöyle bir gizli soru yöneltsek yani. Kimi diler Allah-u Teala? Dilediğine verir, kimi diler? Samimiyetle dileyeni diler. Evet. Sen onu dilersen ve bu dileğinin uğruna bir gayret gösterirsen elbette ki tercih senden yanadır ya. İnşallah seni dileyecektir. Evet dilediğine verir ama sen gayretini ortaya koyarsan, himmetini ortaya koyarsan, azmini, rağbetini ortaya koyarsan Allah seni dileyecektir. Onu kime dilerse ona verir. Allah Azze ve Celle ihsanı bol olan, sınırsız bir nimete sahip olan ve en çok bilendir. Her şeyin bilgisine de sahiptir. Yani gönülleri bilendir. Niyetini bilendir, kastını bilendir. Gayretinin nereye kadar olduğunu bilendir. Sure-i Maide'de bu ayet-i kerime. Maide suresinde.
Evet. Acaba insanlar, yani bizler, bu Allah onları, onlar da Allah'ı sever kavli şerifinin, bu ifadenin, Rabbimize ait olan bu ifadenin kimlere ait olduğunu ve bu şerefe kendilerinin mazhar olup olmadıklarını hiç düşünürler mi diye Doğan Efendimiz soruyor. Hiç düşünür müyüz ki acaba? Acaba biz de bu insanlardan olabilir miyiz? Bizim de bu insanların içinde bir yerimiz var mı? Allah'ı sevenlerin, Allah'ın sevdiklerinin içinde bizim de bir yerimiz var mı? Bir payımız var mı acaba? Bu sevmenin, bu sevilmenin bir alamet ve bir işareti var mı, yok mu? Bunu teemmül ederler mi, bunu düşünürler mi acaba diyor Hazreti. Ki bir işareti varsa biz de kendimize bakalım, o işaretlerden bizde var mı? Hazreti Ömer sormuş. Münafıkları bildirince Cenab-ı Peygamber çok özel bir dosyada, adeta diyelim, çok gizli bir dosyada sır katibi Hazreti Huzeyfe'ye bildiriyor. Münafıkların özelliklerini. Ömer Efendimiz bundan haberdar oluyor ki Efendimiz Huzeyfe'ye bildirmiş. Şu özellikleri taşıyan kişiler münafıktırlar. Nerede bir tenhada Huzeyfe'yi yakalasa, mazlum bir sahabi mübarek, Ömer Efendimiz şiddetli, bir tenhada yakalasa Huzeyfe'yi sıkıştırırmış Hazreti Ömer. Çabuk söyle. O sana bildirilen vasıflar bende var mı? Bende hiç onlardan görüyor musun? Yani ben de o gizli listede var mıyım? Kendini böyle kontrol ediyor. Evet. Bu noktadaki acaba bizim anlayışlarımız, bugün haberde gördüm bir adam, işte Brezilya'da 3 sene önce dünya zenginleri içinde 8. sıradaymış. Brezilya'da bir adam. Dünya zenginleri içinde 8. sıradaymış. Birinci sırada olanlarla kendince yarışa girmiş. Ben onları geçeceğim diye. Ben dünya zenginleri listesinde birinci sıraya geleceğim. 3 sene içinde mücadele 36 milyar dolarını 3 senede batırmış. Cep telefonuna varıncaya kadar, kolundaki saate varıncaya kadar mahkeme haciz koymuş, elinden almışlar, kuruşu kalmamış. Şimdi biz de acaba böyle bir sıralama olsa biz kendimizi dünya Müslümanları içinde kaçıncı sırada görüyoruz acaba kendimizi? Anasının çilesi kızına çeyizdir derler. Biz dışarıyı bilmiyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Buradakileri görüyoruz. Şimdi buradaki cemaatlere bakın. Cemaatler kendilerini ve kendi büyüklerini böyle bir sıralamada kaça koyuyorlar? Nereye oynuyorlar?
Kim nereyi sanki boş bulmuşsa orayı doldurmuş. Orayı doldurmuş. Sağına bakıyorsunuz, müceddit. Solunuza bakıyorsunuz, müştehit. Önünüze bakıyorsunuz, İsa'lar, Musa'lar, peygamberler. Arkanıza bakıyorsunuz, bir sürü mehdiler. Bu neyin göstergesi sizce? Uçanlar, kaçanlar, efendim, uçurup kaçıranlar. Ama durum aynı. Türkiye'nin durumuna bakıyoruz, durum aynı yani. Onlarla mukayese edince Türkiye'den bir şey uçmadı, kaçmadı. Evet. Korkarım ki bunlar bu sermayeyi batıracaklar. Bu sermaye elden gidecek. Adamın kolunda saat gittiği gibi bu sermaye gider. Allah her şeyi bilendir. Gelin biz iyi bir Müslüman olmanın ve İslamca yaşamanın mücadelesini verelim arkadaşlar. Evet. Birçok peygamberin la teşbih mahlası vardır. Yani unvanı vardır. Allah'ın yanında onların bir unvanları, rütbeleri var. Adem'den bahsedilince Safiyullah denilir. Aleyhissalatu vesselam. Adem Safiyullah. Tertemizdir yani. Nuh'tan bahsedilince Aleyhissalatu vesselam Neciyullah denilir. Nuh Neciyullah. İbrahim Halilullah, İsmail Zebihullah, kendisini Allah'a kurban eden, Musa Kelimullah, Allah ile konuşmuş, kelam etmiş, İsa Ruhullah, Allah'ın ruhundan, Kelimetullah, Allah'ın kelimesi, vesaire böyle peygamberlerin Süleyman Emirullah emir olmuş lider, Davud Atiyullah, Şuayb Zekiyullah, hemen hemen bütün peygamber efendilerimizin aleyhissalatu vesselam ünvanları vardır. Bir gün Hazreti Cibril gelir, Cenab-ı Peygamber'e sorar. Bu peygamberlerin böyle mahlasları var, unvanları var. Allah'ın yanında sıfatları var. Sen ne olmak istersin ya Resulallah der. Sen nasıl bir sıfat takınmak istersin Allah'ın yanında? Nasıl anılmak istersin? Efendimiz buyurur ki ben hiçbir sıfata talip değilim. Ben Abdullah'ın yetimi, babası için ben Abdullah'ın yetimiyim buyurur. Hakk'ın yanında garip, yetim bir kişiyim. Başka bir sıfata benim ihtiyacım yok buyurur. İşte biz bu peygamberin ümmetiyiz. Bunu anlayalım. Ama demin dedi ki Allah verirse, mücedditlik de verse, müştehitlik de verse, ala resi vel ayn, başımız gözümüz üstünde.
ama o verirse. Onun dışındakiler evcilik olma. Evcilik olma. Gerçi bütün insanlar hubden halk olunmuşlar. Sevgiden yaratılmışlar adeta. Yani bütün mükevvenatın, varlığın mayası muhabbet. Muhabbet, muhabbet. Muhabbetten oldu Muhammed hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl demiş Mülker. Sevmiş Mevlamız. Sevdiği için var etmiş. Maya muhabbet. Bunu biz gizli bir hazine idik. Hadis-i kutsisi ile Efendimizin lisanından bize haber vermiştir. Bunu duyurmuştur Cenab-ı Hak. Biz gizli bir hazine idik. Bir muhabbet hazinesi idik. Bir sevda hazinesi idik. Bilinmekliğimiz, anlaşılmaklığımız, bulunmaklığımız için varlığı yarattık. Fakat bu neş'e-i ula'ya geldikten sonra bu sözde bize zevk veren bu dünyaya geldikten sonra alayık ve avayık maniler ve engeller ile ve bu süver ve mahsusatla bu zahir görüntüler ve hususiyetlerle meşgul olarak bu hubbun, bu sevginin, aşkın iktizasını unutmuşuz. Mayamızı unutmuşuz. Varlık sebebimizi unutmuşuz. Bunda şüphe yok. Kuvvede mevcut olan bu kemali, özümüzde saklı olan bu kemali, şimdi fiile çıkarmamız icap etmez mi diyor Hazret. Bu kadar oyalanma yetmez mi artık? Aklımızı başımıza alıp yahu biz niçin buradayız dememiz icap etmez mi? Bunun için Şerh-i Mübini ve Habl-i Metin-i İlahi olan kainatın bir şerhi olan büyük bir şerhi açıklaması olan ve Allah'ımızın yapışılacak, yapışılması gereken en sağlam kulpu iki olan Kur'an-ı Celil'in, Kur'an-ı Kerim'in zahir ve batın emirlerine tebaiyetle, tabi olmakla, kendimizi ona göre ayarlamakla bir taraftan bu vücudu cevahirimizle, bu vücudumuzda biraz önce bahsettik ya, işte kalp, ruh, sır vesaire, bu latifelerle, bu güzelliklerle o emirleri ifaya, yerine getirmeye, bir taraftan da kalp, ruh ve sırrımızla, akli selimimizle, yani hakikaten bu Kur'an-ı Azimuşşan'ın batini emir ve işaretlerine kendimizi tatbik ve tevfikine himmet edersek ona yardımcı olmak için biz de gayret edersek artık Cenab-ı Hak bizi elbette ki sever. O bizi sevdi mi biz de onu sevmeye başlarız. Allah sevgisi gönlümüze geldi mi bizden de ona bir şeyler ulaşmaya başlar. O vakit bu ayet-i celilede halleri tadat ve tavsif buyurulan Sure-i Maide'de Cenab-ı Hakk'ın anlattığı o müminlerin vasıfları Taife-i Aliye meyanına o yüce büyük
taifeye, büyük insanlar sınıfına dahil olduğumuzu anlarız elhamdülillah. Rabbimize yalvarıyoruz. Bunun yolu, bunun hali, bu kemal her nasıl oluşacak, her nasıl bulunacaksa ya Rabbi bize bunu kolaylaştır. Bizi bu yolda daim ve kaim eyle. Bizi bu yoldan engelleyecek her türlü engelleri bertaraf eyle. Bizi cehaletten, gafletten, dalaletten, bid'atten, neme lazımcılıktan, aşırı korkaklıktan, dünyayı aşırı derecede sevmekten, kibirden, enaniyetten, her türlü maddi ve manevi kirlerden, marazlardan bizleri beri eyle ya Rabbi. Bizleri Efendimizin ahlakıyla, razı olduğun bir ahlak ile bizleri ahlaklandır ya Rabbi. Bizleri Kur'an ile, İslam ile, tev'en ile bütünleştir ya Rabbi. Bizi ölene kadar, nesillerimizi kıyamete kadar bu istikamet ve minval üzere daim ve kaim eyle ya Rabbi.